Önümüzdeki Brawl Stars sezonunda yeni gelecek karakter ve 3 yeni kostümü bu videoda söyleyeceğim desem muhtemelen bana inanmazsınız. Brawl Stars son günlerde öyle paylaşımlar yaptı ki bu söylediğim yeni karakter ve 3 yeni kostümü belki de bize gösterdi. Ve bugün size tüm bu gizemleri anlatacağım. Aynı zamanda eğer bu videoya gün içerisinde 3000'den fazla like gelirse toplam 15 günde hazırladığım bir Brawl Stars videosu yarın sabah 9'da yine kanalda olacak. O yüzden aşağıdan bir tane like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni karakter ve kostümlerle ilgili gizemlere geçmeden önce Brawl Stars şampiyonası başladı biliyorsunuz oyunda ve bununla ilgili bir tane resim paylaştı Twitter sayfası üzerinden Brawl Stars gördüğünüz gibi ve buradaki resimde ne anlattığını da bir arkadaşımız çözmüş, ben de Twitter'da gördüm. Büyük final referansınız, büyük final göndermeniz çok güzel olmuş demiş arkadaşlar ve şöyle bir resim paylaşmış. Bakın buradaki karakterleri aklınızda tutun. Arkadaşımızın paylaşmış olduğu resimde de Zeta Division 1 ve Zeta Division 0 finalinde alınan karakterler. Yani aslında buradaki resimde de finalde alınan karakterleri simgelemişler ve resme koymuşlar. Değişik, hoş bir detay, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Şimdi hemen yeni karakter ve kostümlere geçelim. En büyük gizemimiz aslında bu görselin içerisinde arkadaşlar. Sağ taraftaki yazıda Chester'ın tüm numaralarını öğrendin mi yazıyor. Ve hemen altında da eğer ona daha fazla süper yeteneği verebilseydin neler verirdin diyor. Bu arada zaten Chester'ın çok fazla süper yeteneği var. Gerçekten bunda birkaç tane daha ekleseler iyice karışır, yani kesinlikle bence daha fazla eklenmemesi lazım. Bu resmin içerisindeki gizemi bulabilenler bu arada şu anda videoyu durdurup yorum kısmına yazabilirler. Arkadaşlar şimdi bu görseli de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama ondan önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti'nde herhangi bir restoranla ilgili fikir sahibi olmanın en kolay yolunu size göstereceğim. Benim için önerilenler bölümü var. Diyelim ki Mr. Mantı diye bir yer arkadaşlar ve bu restoranla ilgili benim bir fikrim yok. Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi yorumlar diye bir bölüm var. Yorumlara tıkladığımız zaman burada değerlendirmeler var arkadaşlar ve bu değerlendirmeler bu restorandan sipariş vermiş ve tamamen bağımsız olarak kendi fikrini, yorumu bunu belli eden kullanıcılardan oluşuyor aslında. Burada bazen mesela burada gördüğünüz gibi Mr. Mantı tarafından verilen yanıtlar da var ve bu şekilde hem restoranın en iyi ürünü hangisi, yani en çok sevilen ürünü hangisi bunu anlıyorsunuz, hem de genel olarak müşteriler ne kadar memnun bunu anlayabiliyorsunuz. Herhangi bir restorandan sipariş vermeden önce kullanıcı yorumlarını da incelemeyi unutmayın. Eğer Yemek Sepeti'nden sipariş vermek isterseniz açıklamanın en üstünde Yemek Sepeti'nin bana özel sağladığı bir link var. O linke tıklayıp sipariş verirseniz bana da destek sağlamış olursunuz. Şimdi de afiyet olsun diyelim ve hemen videomuza devam edelim. Kendimi şöyle sol üst tarafa doğru aldım arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta Mandy var. Burada Chester var ve Chester elindeki şekeri bükmeye çalışıyor. Burada yıldızlar, işte ışıklar vesaireler, bu tür şeyler var. Çok değişik bir şey yok. Ama sol tarafta arkadaşlar yaklaştığımız zaman şekerlerin olduğu yerde gördüğünüz gibi çok iyi yazıyor. Çok iyi yazıyor ama çoğu üstte K'ye altta arkadaşlar. Yani bu tek bir kelime olarak çok iyi mi yoksa çoğu ve K'ye ayrı şeyler mi, şu anda bunu bilmiyoruz tabi. Twitter'daki yorumlara baktığımız zaman da who is çok iyi, yani çok iyi kim diye de çok fazla yorum var arkadaşlar. Yani bu sadece aslında bizim gözümüze çarpan bir durum değil. Bu arada bu konuyu Oynamak Lazım kanalından Ömer'le konuşurken o fark etmiş, o söyledi bana da, ona da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok enteresan, yani açık bir şekilde oraya çok iyi yazmaları gerçekten ilginç. Bir karakter olabilir, bambaşka bir şey de olabilir tabii ki ama bunu öylesine koymuş olamazlar. Bunun chocolate İngilizce'de, yani çikolatadan gelme bir kelime de olabileceğini söylemişler. Hani şekerler falan var. O yüzden çikolataya benzer bir şey olabilir diyenler de olmuş yorumlarda ama zannetmiyorum çünkü çikolata değil, yani sezon şeker sezonu ve direkt olarak orada çok iyi diye yazması da biraz enteresan. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, mutlaka görüşlerinizi yazın yorum kısmına. Belki yeni karakter olabilir arkadaşlar ya da yeni sezonla ilgili içerisinde bulunan gizemlerden bir tanesi olabilir. Ama direkt olarak bu şekilde yazı yazdıkları resim çok fazla hatırlamıyorum Brawl Stars'ın. Bu gerçekten biraz enteresan. Yine geldik bir başka görsele arkadaşlar ama bu görsele gelmeden önce önümüzdeki sezonun bir uzay sezonu olabileceğini söylemiştim. Daha önceki Brawl Days ödül töreninde bazı bilgiler sebebiyle. Aynı zamanda önümüzdeki sezon iki farklı şeyden de oluşuyor olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili bazı bilgiler de buldum. Videoya mutlaka like atın. Güzel bir like gelirse onu da yine ayrı bir video olarak sizinle paylaşırım. Yeni sezon toplamda 3 farklı şey olabilir gibi görünüyor şu anda elimizdeki bilgileri topladığımız zaman ama ayrı bir videonun konusu dediğim gibi. Buradaki görselde de gördüğünüz gibi 3 tane farklı karakter var. 3 tane farklı kostüm diyebiliriz aslında. Bunlardan bir tanesi Gale, bir tanesi Mr. P, bir tanesi de Low. Üçü de şeker diyarı, yani şu an içinde bulunduğumuz sezona çok çok uygun kostümler arkadaşlar ve burada da şöyle bir yazıyla paylaştılar bunu.
Şu anda pasta patronusun. Şeker Diyarı sezonunda ne gibi yeni kostümler ya da savaşçılar görmek isterdin demiş. Bunu da yine öylesine tasarlamış. Tabii ki olabilirler arkadaşlar. Hani biraz önceki o işte ismin karakter ismi olmaması Choki'nin öylesine konmuş bir isim olabileceği gibi. Buradaki kostümler de tamamen şans eseri öylesine yani tasarlanmış ve koyulmuş olabilir tabii ki. Çünkü Şeker Diyarı ile çok çok ilgili. Bakın şu en sağ tarafta görmüş olduğumuz Lou bir makaron mu deniyor bunlara herhalde. Makaron var elinde. Makaron satıyor mu artık üretiyor mu orada yapıyor herhalde. Ortada Mr. P var. Elinde de kurabiye mi yoksa kek mi ona benzer bir şeyler var. Ve en solda da gördüğünüz gibi Gale var. Elinde de dondurma külahı var. O da dondurma üretiyor büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Bunlar bir kostüm olarak gelecekse de bu arada bu sezon içerisinde gelmesi çok mümkün değil arkadaşlar. Çünkü zaten bu sezon gelecek olan kostümleri bizimle paylaşıyor Supercell ve Sneak Peek'lerde size aktarıyoruz. Bu sezon olmaz ama sonraki sezonlardan birisiyle ilgili bu bir mesaj olabilir. Ya da büyük bir sürpriz yapıp bu sezonun içerisinde eklerler mi pek zannetmiyorum. Yani şimdiye kadar hiç öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Ama bunlar gerçekten sıfırdan tasarlanmış yepyeni ve çok güzel kostümler benim de çok hoşuma gitti. Bakalım bu 3 yeni kostüm buradaki resimde kalacak mı? Yoksa bir yerlerde karşımıza çıkacak mı? Bunu da bekleyeceğiz göreceğiz. Son olarak oyunun içerisine şampiyonluk mücadelesi de geldi arkadaşlar. Şampiyonluk mücadelesi ile ilgili önemli şöyle bir bilgi vereyim. Burada özellikle gördüğünüz gibi yıldız puanları var arkadaşlar. Bende şu an 8399 var mesela ve bunu yukarıya doğru çıkartabilmek için bu sezonun sonuna doğru 50.000'lik şu güç ligindeki en üst seviye ödülünü almak için de kasacağım arkadaşlar. Bunun da sebebi yıldız puanları ile ilgili muhtemelen bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Kullanım alanı biraz değişecek. Belki de yıldız güçlerinin aksesuarları belki daha fazla şey yıldız puanları ile artık alabileceğiz muhtemelen. Çünkü yıldız puanlarının etkisini biraz daha arttırabileceklerine dair bir şeyler söylemişlerdi daha önce. O yüzden siz de mutlaka ama mutlaka şampiyonluk mücadelesini yapın arkadaşlar. Takım arkadaşıyla yapın. 2 kişi bulun kendinize. Eğer takım arkadaşınız yoksa açıklamada bizim Discord serverımız var. Discord serverına tıklayıp gelin. Oyun Sohbet kanalında kendinize takım arkadaşı bulabilirsiniz. Hangi karakterleri seçeceğinizi bilmiyorsanız da Brawlify.com diye bir tane site var. Brawlify.com şu anda üst tarafta zaten adresini görebiliyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi zaten şampiyonluk mücadelesi haritaları görünüyor. Buradan herhangi birinin üstüne tıkladığınızda o haritada en çok kullanılan en iyi karakterleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. En üstteki win dediği kazanma oranı. Mesela Rosa'nın kazanma oranı %70.4'müş bu harita için. Onun bir altındaki de kaçıncı sırada kullanıldığı. Yani 61. sırada en çok kullanılan 61. karaktermiş Rosa. Mesela buranın en çok kullanılan karakteri hangisi arkadaşlar? Crow. Gördüğünüz gibi Crow usage yani kullanımda birinci sırada. O yüzden burada mesela Crow'u alabilirsiniz. Bence kazanma oranından daha önemlisi buradaki kullanma sırası yani en çok kullanılan karakterlerden tercih edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve yarınki sürpriz videoyu merak ediyorsanız aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve son olarak marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda yeni ücretsiz ödüller ve yıllardır beklediğimiz şey sonunda oluyor başlıklı videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Yine Oyun Gizemleri 2. kanalımda en son yüklediğim Penceredeki Adam hikaye videosunda görebilirsiniz. Eğer farklı oyunların hikaye ve gizemlerine merakınız varsa o kanala da göz atıp abone olabilirsiniz. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum dostlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.